Değerli başkanlar, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla büyük bir duyarlılık gösteriyorsunuz. Bunu ben hem yaptığımız zaman zaman yaptığımız konuşmalardan hem de medyaya düşen haberlerden izliyorum. Bu sizin yaşanan salgın hastalık dolayısıyla kendi kentinize verdiğiniz önemin de Türkiye'ye verdiğiniz önemin de bir göstergesi. Dolayısıyla hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmek de bir anlamda sizin temel görevlerinizden birisi oluyor. Pazartesi günü belki biraz daha ayrıntılı bir basın toplantısıyla bu konuda neler yapılması gerektiğini anlatacağım CHP'nin görüşü olarak. Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların doğrusunu isterseniz beni yeterince tatmin etmediği de bir başka gerçek. Zaten zaman zaman medyada pek çok çevre yapılan açıklamaların yetersizliğinden de söz ediyor. Bize düşen görev her türlü öneriyi sağlıklı bir biçimde toplumla paylaşmak, topluma aktarmak, bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim. Umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız. Sizlerin illerde yaptığınız çalışma dolayısıyla da bilgi almak isterim. Kendi binamızda çalışanlardan kreşlerin kapatılmasıyla mağdur olanların izin verilmesi. Daha sonra vardiyaya geçtik. Konusunda tedbirlerimizi aldık. Öncelikle belediyenin içerisindeki tedbirlerimiz tamam. Bunun haricinde kentin önemli kalabalık yerlerinin hepsinin dezenfektasyonu yaptığımız gibi suyu kesik olanların suyunun 2 ay müddetli kesilmeyeceği, kesik olanların açılacağını bildirdik. Zeydan Bey, bu suyu kesilenlerin sularının açılması ile ilgili bir çalışmanız oldu mu? Karar olduğu gün biz de suyu kesmeyeceğimizi, suyu kesilenlerin kesinlikle açacağımızı söyledik. Benim Muğla'da uyguladığım özel bir durum şu, bütün hastanelerin personelini ayrı bir ring yaparak, ücretsiz olarak onların mesai saatlerine göre ring yaptık ve servis yaptık. Şu anda İstanbul'da gerçekten dezenfeksiyon anlamında hiçbir eksiğimiz yok diyebilirim. Her şeyini hazırladık ve birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte sorumluluk alanımızda olan 2,5 milyon metrekare cadde, kurbar, üst geçit, alt geçitleri sürekli dezenfekte ediliyor. Ayrıca sokak hayvanları için de mama yiyecek noktaları oluşturduk. Sayın başkanlar, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Bu bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Sonuçta sizler bulunduğunuz beldeye aslında bir anlamda Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Ben daha önce merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında sağlıklı bir uyumun olmasını, bu uyum olduğu takdirde daha başarılı bir mücadele tablosunun ortaya çıkacağını da ifade etmiştim ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan biraz merkezi hükümet çekiniyor. Yine belediyelere gelen ödeneklerden İller Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen ödeneklerin paralardan bir kesinti yapılmaması gerektiğini de ifade etmiştim ama onu da yine pazartesi günü bir basın toplantısı yaparak
sizden edindiğim bilgilerin ışığında bir yol haritası, siyasal iktidara da bir yol haritası, bir strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim şu, özellikle yoksul mahallelerde kolonya, işte deterjan, yani dezenfeksiyon maddeleri eğer yoksul ailelerin talebi olursa bu talebi karşılamak. Bir arkadaşımız söyledi zaten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızda gelen talepler var ve biz o talepleri karşılıyoruz diye. Ben tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum.